Oradan geleceğim sandınız değil mi? Medicopus Evil Incorporated. Saat 5'e gelen Z. Hemen hazırlanacağım. Arkadaşlar hava 31 derece. Çok sıcak yani. Sıcaklığı size betimlerken şey diyecektim. İşte böyle sanki kocaman fanus koymuşlar gibi üstümüze. Sonradan aklıma geldi ki iklim krizi o işte sera etkisi. Harbiden yani. İklimolog ne ya? Klimatologtu o. Melik. Şu an kapıyı falan kapadım YouTube videosuna ses gelmesin diye ama. Hemen gideceğim şimdi bir yüzümü yıkayıp güneş kremi süreceğim sonra ne giyeceğime bakalım. Sadece yüzüme sürüyorum bir de kollarımı şuralarına sürüyorum. Zaten bak geçmiş yıllardan şöyle bir yanık farklılığı var. Güneş kremlenirken size anlatayım kimle buluşuyorum ne yapıyorum. Osman ben bir de Betül diye bir arkadaşımızla buluşacağız. Bir şeyler deneyeceğiz. Güzel şeyler deneyeceğiz. Bakalım. Yüzüme bunu sıkıyorum bu doktorun verdiğini. Eczaneden alındı. Bu daha iyi koruyor diye düşünüyorum. Daha yavaş bitsin diye bunu sadece yüzüme kullanıyorum. Bunu kollarıma. Bakın bitti. Ya böyle sanki böyle yüzümü korumak için güneş kremi sürerken böyle dertlerim yok oluyor sanki. Gerçekten çok iyi bir şey ya. Kendimize önem vermemiz lazım yani. Dış görünüş olsun, sağlıklı beslenme olsun, spor olur, bakım falan. Bunlar çok güzel şeyler. Bunlar Sims işte ya. Benim Sims felsefesi var ya. Instagram'da demiştim. Stoa felsefesi boş. Tek gerçek Sims felsefesi. Hayat sanki Sims karakterimizmişiz gibi. Üçüncü bakış açısından şöyle şu yukarıdan. Sims karakterim sağlığı az. Geleyim sağlıklı şeyler yiyeyim, spor yapayım, bakım yapayım. Böyle şeyler yapınca hayat güzel oluyor. Hayat katlanabilir hale geliyor. Az kalsın unutuyordum. Enseme de şöyle bir tane yapıyorum. Hayatı daha romantize etmek için mumlar aldım kendime. Kokulu mumlar. Şimdi akşam bakım yapmadan önce böyle koyuyorum. Bakın gösteririm size. Böyle çok eğlenceli de yani çok basit bir aktiviteden efsane zevk alıyorum. Neyse geç kalıyoruz. O Alexa what time is it? The time is 5:08 p.m. 5 olmuş Osman 5'te çıkacağız diyordu. Osman'ı bekletiyor. Şöyle bir baba şortum var. Bunu seviyorum. Yani diğer şortların hepsi şey haşufman tarzı, spor tarzı böyle. Şu baba şortumu bir giyeyim. Tamam. Üstüme şunu giyeceğim. Şuna bir ütü basayım seccadenin üstünde 2 dakika. Bu sıcakta da ütü açmak. Bunu çok sevdiğim bir arkadaşım almıştı bana. Bu polodan, altında polodan, yanlışlıkla polo mankeni oldum bugün. Şarj aleti, anahtar, kulaklık, cüzdan dörtlüsünü alıp çıkıyorum. Mahşerin dörtlüsü. Keşke Minecraft'taki gibi envanterimiz olsa böyle ama gözükmüyor. Yani yok anladın mı böyle? Envantere koyacaksın, yanında olacak ama böyle taşımayacaksın. Bunu gelecekte böyle bir teknoloji olsun. Allah'tan cidden baba şortu da buraları kullanıyor. Çanta almadım. Biz yine markete girdik serinlemek için. Durağın oradaki market. Tavuk ve yanına yatacağım. Kokmasa yatardım ben. Bir de yatma iznim olsa tabii ki de. Ne? Yatarım yani. Çaktırma. Ben yatamam ya. Kokar. Otobüsümüz gelmemiştir inşallah. Of şunlara bak ya. Yemiyorum. Geçen evde buldum yemedim. Arkadaşlar bugün kendi başıma... سميني عاشق مجنون سميني واحد مغرم açılır gidiyoruz hadi bakalım ışık nasıl güzel telefona bak göremez sonra bak otoparkçı kadın. Bu kesinlikle Betül değil. Yemekten sonra konuşalım. Neredeyiz biliyor musunuz? İzmit'i bilenler için anlatıyorum. Vilayette iniyorsun, Akra'nın karşısına ara sokağa giriyorsun. Şeye gidiyoruz bu arada, neye gittiğimizi söylemedim. Masterchef'teki Uşak'ın hamburgercisi varmış. Biz Osman'la İzmit'teki neydi? Nebiye abla. Biz Nebiye ablanın tatlıcısına gitmiştik. Arkadaşlar geldik şimdi burası. Giriyoruz. Bu Betül. Betül'ün de YouTube kanalı var biliyor musunuz mu? Benim şeyden ulaşabilirsiniz. Ben YouTube hesabımda şey kanallara koymuştum seni. Ailesine beni de ekledi. Arkadaşlar benim podcast'im var. Bence podcast'im de var. Podcast. Tüm erkeklere salladı.
Çok açız, hemen yemek yiyelim. Biz bakalım söyleyelim. Osman'ı açken konuşturalım biraz. Ne hissediyorsun? Enerji harcamak istemiyor. Sipariş diskiyle oynuyor, stresini ona atıyor. Güzele benziyor, güzele. Aynen. İzmir'deki en iyi burger şeyini abart. Alabilir. Abart. Hiçbir şey yemedim. Bence de güzel olacak çünkü İzmit'te bir burgerci böyle Şön var. Ama Şön buradan daha ekonomikti galiba. Evet. Bunun için daha kötüdür. Pahalıysa bakalım. Lezzetlidir. Bakalım, göreceğiz. Bu düşürdü. Nasıl bir ihtiyaç? Benim menü geldi. Benim yanımda da iki tane tavuk varmış. Tavukları arasında oradan gidip şuna baksanıza. Yalnız ölmeyeceğim değil mi? Evet. Chipa oral sosumuz da var. Aa, ev yapımı mı? Oha, merak ettim. Ekmekleri pek güzel gözükmüyor bu arada en baştan. Ben onu söyleyeyim. Osman'da çıt yok. Koyuldu yemeğe, baksana. Bismillah. Patatesler normal. Oğlum o tavuk için değil mi? Evet. Güzel. Sarı olan daha güzel. Oha! Bu ne lan? Bu ne? Bu çok bilindik bir sos ama güzel. Hamburger ekmeği beni çok şaşırdı. Neyse, konuşacağız. Şimdi oylama zamanı. Hamburgerciliğe ilgili yorumlarınızı ve onun üzerinden kaç verdiğinizi alalım. Ben tutuyorum. Tamam, sen röportaj yap. Arkadaşlar bakın, ben beğendim. Canım hamburger çekse oraya giderim. Ama böyle onun hamburgerini canım çekmez. Ekmek şaşırttı. Onun üzerinden kaç verdiğimi söyleyeyim. 7 veriyorum. Sizce Osman Bey nasıldı? Düz bir hamburger. Dümdüz. Osman etli aldı bu arada. Biz tavuklu aldık. Köftesi köfteci Yusuf'un köftesine benziyordu. Normal bir hamburgerdi. Hatta Burger King'e de benziyordu. Evet ha, etten ben de bir ısırık aldım. Ekmeğini ben dedim ya, ilk başta böyle kötü gibiydi. Ekmek şaşırttı beni, güzeldi bu arada. Tavuklu burgeri de güzeldi. Yani et, Osman'ınkini yedim ben de, onu ben de pek beğenmedim. Yani mangal köftesi gibi. Ya sade ek... Annenin yoğurduğu değil böyle. Osman el yapımı şeyleri çok seviyor biliyorsunuz. Ama bunu sevmedim. Evet. Çünkü bu bence et yemeyin. Evet ha, Osman'ınki ufaktı bir de. Doyuran menü. O iki tane yalnız duran tavuklar var ya, onlar güzel değildi bu arada. O tavuklar şey böyle. Sosa bandırıyorsun, sosa bandırmazsan tavuk tadı gelmiyor. Yani tat yok. Bunu yine neydi yaşamıştım hatırlayan var mı? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tavuklar da böyle. Islak mendili güzeldi bu arada. Elden bayağı kokuyu aldı. Evet. Evet. Bu çok önemli bir detay. Arkadaşlar bizim yediklerimiz 150 idi değil mi hepimizinki? Aynen. Benim 139'du. Benimki 150 falan. Ben patates büyütmüştüm. Bir tane de doyuyorsun yani. Doyuyorsun. Bence ben o 10 üzerinden. Abidik sayı söylemiş. 7.40. 7.40 veriyorum ben. Bak gördün mü? Osman sen kaç? Yani böyle wow dedirtecek bir özelliği yoktu. 7 işte. Güzel bir hamburger. Evet. Ya şu an bir Yunan kafesindeymişiz. Betül getirdi bizi. Betül Yunan bu arada. Yarı Yunan. Maalesef. Kalimera biçeceğiz. Anis Kalimera. Kalimera değil, Kalimera. Anladın mı? Kalimera. Ah canım, ben de aynısını söyledim işte. Yürüyüş yolunda ismi Rodopi. Şimdi Greek'i, yoğurt'ki alacağız. Onu da tahta. Gökyüzüne kanka. Bakın. Ne deniyor lan? Tavanın tahta olmasına ne deniyor? Ne? Çatı katı işte. Çatı katı. Ama tavanın tahta olmasına. Şimdi çatı katında intiba vakti. Nasıl yaptım? Tekrar göster. Osman aynen. O kanka sonra enişten bana izlersin. Çünkü gökyüzü çok güzel. Gökyüzünü çekmem lazım. Arkadaşlar Melikine tuvalete girdi. O yüzden biz onu bekliyoruz. Şu an tuvalet inceliyor bence. Buranın tuvaleti çok güzel. Şimdi biz eve geçenizi. Betül gidiyor. Görüşürüz Betül. Görüşürüz. Bay bay. Bir günde. Duy duy. Havalar artık çok sıcak olmuş be. Güzeldi gerçekten. Hamburgerci giderim ben bir daha yeme. Çünkü İstanbul'da biz Serhat Doğramacı'ydı galiba. Yine bir MasterChef şeyi. Kadıköy'de onun hamburgercisi demiştik. O çok pahalıydı. O da ama çok da güzeldi yani. Ona 9 vermiştik galiba onun üzerine. Neyse. Ama bu daha ekonomik. Buna daha gidilir. Öyle arkadaşlar, biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, bir de çok iyi. Bay bay.